Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kadınlar Bilir Com'a özel hazırladığım kontürleme ve aydınlatma videoma hoş geldiniz. Siz de öğrenmek, paylaşmak ve kazanmak için üye olmayı unutmayın. Son zamanların en bilinen trendi kontürleme ve aydınlatmadan bahsedeceğim bu videomda sizlere. Bildiğiniz gibi kontürleme işlemini yüzümüzde boyutlandırmak istediğimiz bölgelere uyguluyoruz. En bilineni de toz pudralar, toz bronz rengindeki pudralar. Pudra seçimi yaparken mutlaka eğer kontürleme işlemi yapacaksak içerisinde kızıllık ve böyle turunculuk tonlarını barındırmayan daha soğuk alt tonlu küllü renkleri tercih etmek lazım. Eğer çok fazla kızıllık barındıran bir bronz pudra tercih edersek o zaman yüzümüzde çok fazla leke leke duracaktır ve doğal bir görüntü olmayacaktır. Bununla beraber eğer toz ürünlerden ziyade daha ıslak ve ciltle bütünleşen bir kontür istiyorsanız o zaman daha likit ya da krem formundaki ürünleri tercih edebilirsiniz. Son zamanlarda biliyorsunuz fazlasıyla bu trend çok meşhur olduğu için ürünler de çok fazla üretilmeye başlandı. Bu tarz kalem şeklinde bir tarafı koyu kontürleme işlemini yapacağınız, bir tarafta da aydınlatma işlemini yapacağınız kalem şeklinde ürünler var. Veya isterseniz krem formunda ürünler var, yine ikili şekilde. Ama ben bu ürünlerin hiçbir tanesini almak istemiyorum, daha evdeki kendi malzemelerimle de bu kontür işlemini yapamam mı derseniz tabii ki yapabilirsiniz. Eğer cildinize koyu gelen, daha önce aldığınız ama koyu geldiği için kullanamadığınız bir koyu tonlarda fondöteniniz varsa ve başta da bahsettiğim gibi içerisinde çok fazla kızıllık ve böyle turunculuk barındırmıyorsa koyu renk fondötenizle de çok rahat şekilde kontür yapabilirsiniz. Şimdi işin diğer bence en önemli kısmı olan fırça kısmına geçelim. Kontür yapabilmeniz için aslında üretilmiş olan özel fırçalar var. Gördüğünüz gibi hepsinin ne kadar dar ve düz olduğunu görebiliyorsunuz. Özellikle yanak bölgesine uygulayacağınız kontürleme işlemlerine bu tarz fırçalar son derece kullanışlı oluyor. Ama benim size önerim, eğer hani yine bu tarz sırf bunun için özel olarak üretilmiş fırçalar almak istemiyorsanız evde kendinizin de var olan her zaman pudra ya da işte allık için kullandığınız fırçaları da kullanabilirsiniz. Ama buradaki en can alıcı nokta, eğer yüzünüz küçükse büyük fırça kullanmamanız lazım. Büyük bir fırçayla kontürleme işlemi yapmaya kalkarsanız o zaman bütün o bronzer istemediğimiz, yani biz bronzer'ı şurada kesmek istediğimiz için ve sizin küçük bir yüzünüz olduğu için ve büyük bir fırça kullanırsanız bu sefer bronzer bütün yanağınızda kalmış olacak ve kontürleme işlemi olmamış olacak. Bütün yanaklarınız bronzer'a bulanmış olacak. Böyle bir şey istemiyoruz. O yüzden mutlaka yüzünüzün boyutuna göre bir fırça seçmeniz lazım. Eğer yüzünüz küçükse belki bu fırçalar size çok çok büyük gelecektir. Sadece bir karıştırma fırçasıyla bile bronzer'ınızı sürebilirsiniz. Bu bir far uygulamalarında kullandığımız karıştırma fırçası. Bu fırça ile bile gayet net ve kolay bir şekilde istediğiniz o kontür işlemini yüzünüzün her bölgesinde yapabilirsiniz. Ben şimdi bununla size cildime bronzer uygulayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi şu bölüme sürdüm. Bunu yaparken şu hareketi yapıyoruz. Ve buralara kadar inmemize hiç gerek yok. Şu kadar, şu bölümlerde bırakmamız yeterli olacaktır. Elmacık kemiklerinizi bulmanın farklı yöntemleri de var. Başta gösterdiğim gibi isterseniz bu balık hareketini yapabilirsiniz. Veya şu saçınızın bittiği bölümden çekerek de elmacık kemiklerinizin alt bölümünü bulabilirsiniz. Ya da elinizle şöyle dokunduğunuzda şu bölümde yine elmacık kemiklerinizin olduğu kısımdır. Uyguluyorum. Ürünü cildime iyice oturtturduktan sonra yukarı hareketlerle dağıtmaya başlıyorum. Aşağı dağıtmak istemiyorum çünkü bu bölümün daha temiz kalması gerekiyor. Bronz pudrayı uygularken yukarıya doğru dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi sol yanağıma bronz bir pudra uyguladım ve hemen diğer yanağım dümdüzken bu bölüm otomatik olarak boyutlandırılmış oldu. Eğer alnınızın açık olduğunu düşünüyorsanız fırçada kalan kısımla hiç ekstradan bronz pudra almanıza gerek yok. Fırçada kalan kısımla saç diplerinize de birazcık uygulayıp bu bölümü hafifçe birleştirebilirsiniz. Burnunuzun büyük olduğunu düşünüyorsanız o zaman yine bronz pudramızdan biraz alalım. Daha ufak bir fırça da kullanabilirsiniz burada. Yine şunun gibi bir far fırçası son derece uygun olacaktır. Daraltmak istediğimiz bölüme burada gördüğünüz gibi şu anda uyguladım ve çok yoğun duruyor. Yine aynı şekilde dağıtma işlemi yapacağız. Yine yukarı doğru dağıtacağız. Aynı fırçayla veya daha
büyük bir fırçayla veya süngerle, makyaj süngeriyle bile dağıtabilirsiniz. İsterseniz şimdi de biraz makyaj süngeriyle dağıtalım. Burnunuzun birazcık daha kalkık gözükmesini istiyorsanız o zaman yine çok az fırçanızın ucunu alıp bu üç bölüme şöyle hafif tampon hareketlerle bronzer uygulayabilirsiniz. Son olarak birazcık daha gıdınızın olduğunu düşünüyorsanız daha büyük bir fırça alıp az önce gösterdiğim gibi fazlasını atıp yine geri plana atmak istediğiniz gıdı bölümüne de bronz pudra uygulayabilirsiniz. Ben şimdi size stick formunda olan bir aydınlatıcıyla yüzümde aydınlatmak istediğim bölgeleri aydınlatacağım. Kontür yaptığımız kısmın üst kısmındaki tam elmacık kemiklerimizin üst bölümüne bunu da hafif nemli bir süngerle cildime adapte edeceğim. Burnumuzun tam şu orta bölümü, çünkü kenarlara bronzer sürdük, bu bölümünün de aydınlık olması gerekiyor. Dudağımızın üst kısmına da uygulayabiliriz. Normal şartlarda bu kontürleme ve aydınlatma da aslında yüzümüzü bir kalp gibi düşünebiliriz. Bir kalp gibi düşünün yüzünüzü ve çerçevesinin koyu iç bölümlere doğru daha açık olması gerekiyor yüzümüzün ki daha aydınlık olması için. O yüzden nasılsa şu saç diplerimizi hafif bir bronz pudrayla kontür yaptıysak, o bölümleri daralttıysak, bu alın bölgemizin de daha aydınlık olması lazım. Tabii ki göz altlarımızın da. O yüzden her zaman kullandığınız göz altı kapatıcınızla da bu alın bölgenizi nemli bir sünger yardımıyla da aydınlatabilirsiniz. O bölüme bu tarz ışıltılı aydınlatıcılar sürmek çok doğru olmaz. O nedenle alın bölgenizi gözaltı kapatıcınızla aydınlatıyorsunuz. Geriye kalan ışıldamasını istediğiniz bölümleri de aydınlatıcınızla yine aydınlatıyorsunuz. Göz altlarımızda da burada şöyle bir V çizelim. Son olarak eğer isterseniz kaşınızın bu üst kısımlarına ve kaş altınıza da yine aydınlatıcı uygulayabilirsiniz. Öğrenen, paylaşan ve kazanan kadınların adresi kadınlarbilir.com'a üye olmayı unutmayın. Çünkü ailesi ve kendisi için her şeyin en iyisini kadınlar bilir.